Hoş geldiniz kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Elleri temiz tutuyoruz değil mi? Her zaman parfüm sıkamayız. Birazcık da dezenfektan sıkalım. Neyse. Arkadaşlar bundan sonra Zoretenin hakkında çok konuşmamaya karar verdim. Doktor olur da ilacı işte 20'den 40'a çıkarıyoruz ya da artık kullanamazsın demediği sürece paylaşmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir değişiklik yok. Aynı ben. Gitgide daha iyi giden bir surat. Az sivilceli bir yaşam. Bunun dışında Allah aşkına lütfen fazla market alışverişi yapmayalım olur mu? Şöyle bir teorim var. Gidip markete çılgınca alışveriş yapılıyor ya, böyle stoklama. Eğer ola ki gerçekten buna bir çözüm bulunamaz da işte insanlar aç kalırsa falan, dışarı çıkamıyor, marketler boş falan. O filmlerdeki gibi iri silahlı adamlar gelirler, zorla yemeklerimizi alırlar zaten. Boşuna almayın, kurtlanırlar yahu, yapmayın yani. Evet, lütfen bilinçli olalım. Bana da domates salçası bırakın. Bana da yumurta bırakın. Bazılarımız yetişemiyor, bulamıyor. Lütfen yapmayın böyle şeyler. Bugün pektir enerjim. Limoncu kız oldum. Batuhan fark ettin mi? Gayet güzelsin bugün. Limoncu kız oldum bugün. Limonların nerede? Markete kalmamıştı, alamadım. Aman tanrım. Bugün 3 parfüm seçtim size. Neler? Le Parfum, Idil ve Glove. Bu 3 parfüm seçtim. Designer bunların 3'ü de. İlkbahar yaza bir de designer kokulardan bakalım. Karıştıralım orada neler var, neler yok. En sevdiklerimle şöyle bir başlangıç yapıyoruz bugün. Le Parfum. Bu çocukluk demeyeyim de işte böyle liseden beri falan aşık olduğum ve vazgeçemediğim bir koku. Neden? Bu kokunun asıl iddiası ve şovu bence iddiasızlığı. Yani öyle bir hali, öyle bir durumu var ki kokunun. Koku çok güzel ama böyle diğer kokularda muhakkak bir çıkışlı nota, şov, bir değişim, bir notada ekstra bir çarpıcılık falan olur ya. Bu çok sakin, çiçeksi, kendi halinde çok şık ve abartısız bir koku. Bu kadar abartısız olması böyle şey psikolojisi yaratıyor olabilir. Şov yapacak, park edilir olmam için şov bir notaya ya da şov bir çıkışa ihtiyacım yok. Yeter kadar farkındalığım yüksek zaten. Çünkü çok klasım, çok kaliteliyim ve çok güzelim. Böyle bir his geliyor kokudan. Koku gerçekten böyle içinde portakal çiçeği var, bal var, işte başka ne varmış? Yasemin, gül var. Çaktırmadan bakmaya çalışıyorum ama olmuyor bazen diye düşünüyorum. Hepsini de aklımda tutamam. Benim yegane aldığım işte ne? Portakal çiçeği ve bal. Bu parfümde en yoğun olarak aldığım şey portakal çiçeği ve bal. Şahane bir tasarım. Gerçekten böyle hani nişler daha özgün tasarımlar, işte designerler bilmem ne falan, hiç öyle bir hikaye yok. Benim videolarımda, benim YouTube kanalımda ben seviyorsam nişlerden bir ayrımı yoktur benim için. Çok seviyorumdur ve yine çok sevdiğim bir parfüm. Nasıl bir parfüm? İşte mesela üniversiteden bir hocamız vardı. O geliyor aklıma. Çok çıtı pıtı mini, böyle genç gösteren, tatlı esprili, çok şık giyinen falan bir kadındı. Öte yandan işte benim gibi giyinmişsinizdir, şöyle saçlarınızı toplamışsınızdır ya da tamamen salaşsınızdır. Ya da işte ne bileyim, alakasız bir, bu koku kuralsız bir koku. Nereye giderseniz size rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Spora giderken bile kesinlikle kullanmakta, yani elim giderken hiç tereddüt etmem. Sizin de etmenize hiç gerek yok. Kullanım rahatlığı çok 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 memnun edecek sizi. Yelpaze inanılmaz geniş. Nereye giderseniz, ne giyerseniz, ne sürerseniz. O kadar söylüyorum. Bir ikinci parfüme geçiyorum. Idil. Arkadaşlar Idil ismini de çok severim. Idil birçok dilde şey var. Idil diye bir kelime var ve hepsinde de anlamı neredeyse aynı. İşte böyle kır yaşamını, işte çobanın aşkı falan anlatan, saf aşkı, saf işte içten sevgiyi falan anlatan bir şeyi var, böyle anlamı var. Bu şiirlere, çobanların işte bu aşkla ilgili, kır yaşamıyla ilgili yazdıkları şiirlere idil deniyormuş.
Ve böyle gerçekten içinde de böyle yoğun bayağı bir zambak var. Zambak, gül, yasemin, şakayık. Bunları yoğun yoğun aldığınız bir koku. Ve işte zambak deyince benim direkt beyin. Vadideki zambak. Okudunuz mu bilmiyorum. Çok güzel. Dünya klasiklerinin en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Oradaki evli, mutsuz, işte çocukları olan falan. İşte valideki zambağımız gelmişti aklıma. Işınlanmıştık. Sanırım bu kokuda bir tık daha olgunluk var. Belki onunla da işte bağdaştırmış olabilirim. Şiir gibi bir koku. İçimde birazcık böyle çok incik meyvemsi bir tavır da hissediyorum ben. Ama işte o gülü, yasemini, zambağı, şakayı dolu dolu hissediyorsunuz. Böyle çok yoğun ve çok lezzetli, böyle yoğun yoğun bir koku. Le Parfum'un aksine atıyorum bunu bir yaz veya bahar, düğün, nişan, işte özel bir şey. Yani şık, böyle birazcık daha iddialı giyinebileceğiniz ortamlarda da kullanabileceğiniz bir koku. Çok sporluk falan olduğunu sanmıyorum. Salaş da olsanız bir toparlı olun yeter. Şu halimle bile rahat rahat idili alır sıkarım. Hiçbir sorun yaşamam. Kalite kalite bir koku. Ve o floralliği onu yine ortamlarda kolay kullanılabilir sağlıyor. Tabii Le Parfum gibi değil. Yine de çok çok keyifli ve çok güzel bir koku. Yani benim ilkbahar yaz akşamlarım, ilkbahar gündüz gece rahat rahat kullanırım. Yazında akşamları tatilde ya da orada burada şık güzel ya da herhangi bir yere giderken rahatlıkla kullanacağım. Şahane bir koku. En çok zambağı alıyorsun ama diğerleri de o kadar güzel esiyor ki sağdan soldan anlatamam. İdil benim zaten benim ve annemin bayıldığımız bir koku. İdilsiz yaşam biraz pişmanlık içerir ya. Bence öyle. Batuhan. Evet canım. Ne hissediyorsun? Kokuya ne diyorsun? Sen de birazcık konuş ya. Koku bence çok fresh ve güzel bir koku. Nenem. Dena. Buraya ben de bir edit geçmek istiyorum, böyle mavi ekran falan ve fresh falan diye koku, bayağı floral ama belki fresh'ten kastı şey olmuş olabilir. O böyle operalar, işte kokainler, kış, niş, kadın seçimlerim, erkek seçimlerim. Menü zaran tabii bu kokuyu birazcık ferah ve hafif bulmuş olabilir. Çünkü o kokular gerçekten çok yoğun, çok kuvvetli, çok yüksek kokulardı. Bu öyle değil. Bebek gibi böyle rüzgarın böyle suratınıza uçuşan, vuran hafif bir meltem gibi, acayip böyle huzurlu hissettiren şahane bir kalite glow. Bu kokuyu bilen yoktur. Varsa da çok azdır. Bu kadar floral kokunun arasına bir tane de pudralı bir şey koyayım istedim. Sıkalım ve anlatalım. Bu Jennifer Lopez'in bir kokusu arkadaşlar. Bence Hatun yapmış yani. Direkt yorumum bu. Piyasada tabii ki çok fazla, işte özellikle bildiğim nişlerde çok fazla pudralı koku biliyorum. Fakat ben bir şeyden hoşlanmıyorum. Bu bebek bezlerinde bir pudralı koku oluyor ya. Bazı kokularda, bazı pudralı kokularda ben onu alıyorum. Resmen bebek bezini kokluyormuşum gibi. Şekerli, bayık falan. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Glow'da kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle mis, yasemin, gül, pudra bunun neresinde inanın bilmiyorum ama çok şey gibi, pudra, hani makyaj malzemelerimiz vardır ya, ona en yakın hissettiğim pudra diyebilirim. Ve bende glow ne hissettiriyor? İşte ne dedik? İşte makyaj malzemesi olan pudra, ondan sonra bebek bezi pudralı, ondan sonra bebek bezi pudrası, bebek teni, tensellik. Şuraya koyar şimdi Batuhan. O Jennifer Lopez'in pozu, hani birazcık ne bileyim çıplaklık, ten, vücut. Ve bu kokuyu sıkmak ya da koklamak, bir vücuda dokunmak, bir vücudu koklamak gibi böyle inanılmaz bir duruluğu var. İnanılmaz derecede bir saflığı var. Pudranın bence en net işlenmiş hali. Pudra var ama içinde de çok işte hanım eli var ya da işte pudra ama içinde de çok bilmem ne var değil. Pudra pudra kokuyor. Tabii ki florallik de var. İçinde ne var? Yasemin, gül var. Fakat işte yasemin değil. Pudranın bir türevi şeklinde. Harika. Harika bir koku. Eğer pudra seviyorum fakat işte ne vardır? Kışın müşterilerim ben pudralı koku seviyorum, niş olabilir dediğinde Iris pudrayı önermişimdir. Şimdi yine eğer diyorsanız ki bana ben pudralı seviyorum ama designer olsun, ilkbahar yazı uysun, kesinlikle glow atlanmasın. Arkadaşlar sizin için bu unutulmuş nadide güzel tasarımı
çektim çıkardım, görüyorsunuz ki benim severek, beğenerek, son derece keyifle kullandığım 3 designer koku. Yine bu şekilde diğer videoda da belirttiğim gibi işte bölüm 2, bölüm 3 şeklinde devam edeceğiz. Çünkü sadece bunlar değil, bir sürü var. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi sakın unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Ne yapalım? Bunun dışında Batuhan'cığım, belirtmemi istediğim bir şey var mı canım? Söyle. Abone olsunlar, yorum yapsınlar, videoyu beğensinler. Aha. Ve bol bol seyretsinler. Evet, ama yani hani sizin için de anlatıyorum. Bence izleyin. Bence dakikaları dolduralım, değil mi? Prodüksiyonumuz büyür. Bakın, boş. Aldık bir şeyler, yapıştıracak bütçe yok ortada yani. Aldık, yemin ediyorum, gittik Bauhaus'a aldık. Aldık, yapıştıramıyoruz. Ne? Büyümedik daha, büyüyemiyoruz. Bizi desteklemeniz lazım lütfen. Güneşli günleri görmemiz lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.